Al Zeynep abla, bu da sonuncusu. Aferin sana, akıllı şey. Aa, benim çikolatam kalmış burada, yaşasın. Hayret, nasıl unuttun sen onu orada? Kolay gelsin. Ne işin var senin burada? Bak Elif, şimdi seninle bir anlaşma yapacağız, tamam mı? Sana kim ne sorarsa sorsun, benden bahsetmeyeceksin, asla benim adımı vermeyeceksin, tamam mı? Bak, eğer tek kelime edecek olursan, ben çok üzülürüm Elif. Ben üzülürsem de anneni üzerim, onu ağlatırım Elif. Lütfen Erkut amca, anneme bir şey yapma. Tamam, bak bu senin elinde. Anlaştık mı? Hı hı. Aferin. Yeni işiniz hayırlı olsun. Ne güzel yermiş burası böyle. Bunu söylemek için geldiysen söyle şimdi, git artık. Fakat oluyor mu Zeynep böyle ya? Her seferinde atarlanıyorsun, bağırıyorsun. Bir kere de bir buyur et, değil mi? Ne diyorsun sen ya? Ne buyurun? Bak Zeynep, ben halden anlarım. Yardımcı olabileceğim bir şey varsa söyle, seve seve. Aslında var, biliyor musun? Bak ne güzel dedin. Zaten sen bana böyle eşkıya muamelesi yapıyorsun ya, çok kırılıyorum Zeynep. Söyle bak şimdi, nasıl yardımcı olabilirim sana? Buradan gidersen çok yardım etmiş olursun mesela. Öyle olsun Zeynep. Yazık. Sadece yazık diyebiliyorum. Biz seninle evlenecektik, biliyorsun değil mi Azda? Sen bize çok yazık ettin Zeynep, çok. Halbuki ben seninle ilgili ne hayaller kurmuştum, bizimle ilgili. Seni evimizin baş köşesine oturtacaktım. Böyle kafe köşelerinde görüyorum seni, içim acıyor Zeynep. Ne yapayım? Bana bak, ben senin hiçbir şey değilim, şimdiye kadar da olmadım. Sen kendi kendine gelin güvey oldun ya. Anla artık bunu. Bu yüzüğü görüyor musun bunu? Ben Selim'le sözlendim. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Yani sevdiğim adamla evleneceğim. Yok öyle bir şey kızım. Unut bunu. Hangi arozi biri senin sevdiğin adam oldu ha? Ya bırak kolum, canım acıyor. Bana bak, tepemin tasını attırma. O hanım evladı ne ara sevdiğin adam oldu senin ha? Ya bırak beni. Bak çocuğu korkutuyorsun. Yeter ama ya. Dağ başın burası. Hemen defolup gidiyorsun buradan, anladın mı? Bana bak Zeynep, ben adam gibi konuşmaya geldim. Beni bu hale getiren sensin. Adam gibi öyle mi? Bana bak, elimden bir kaza çıkacak. Yaklaşma. Çok mu zor Zeynep bir kere de beni dinlemen ha? Çok mu zor? Lan! İti ançoma hazırla. Ne arıyorsun lan sen burada? Sana mı soracağım lan nerede ne arayacağımı? Selim dur, tamam. Lan sen ne laftan anlamaz adamsın. Defol gitsene buradan. Ya Selim tamam. Nasıl kandırdın kızı ha? Nasıl beynini yıkadın evlenmesi için? Ya Zeynep'in adını ağzına alırsan seni gebertirim lan, anladın mı? Selim tamam, Selim. Selim dur. Defol git lan buradan. Selim lütfen. Bir daha Zeynep'in yakında görmeyeyim seni. Uydururum lan seni. Selim. Evleneceksiniz ha? Evlenirsiniz. Adam yapıştı resmen ya. Nereden öğrendi ki burada olduğunu? Seni takip mi ediyor yoksa? Ya, bilmiyorum yani, sanmıyorum. Ya, öyle giriverdi işte bir anda dükkana. Ben de anlamadım ki. Ruh hastası ya. Hayır, gerçekten ruh hastası. Yani akıl sağlığı yerinde olan bir adam hayır denilen laftan anlar. Ama bu hayır dinledikçe üstüne üstüne geliyor. Elif. Güzelim sen de mi buradaydın? Korktun mu? Zeynep, niye söylemiyorsun Elif'in burada olduğunu?
Ya ne bileyim, telaştan benim de elim ayağım dolandı işte. Elif'cim korktun mu? Biraz. Tamam, korkma güzel. Geçti. Melek abla nerede? Bilmiyorum, dışarı çıktı, gelir şimdi.